Acaba Ramazan ayına ve oruca bu kadar aşırı vurgu yapınca Ramazan'da bütün ibadetlerimizi yerine getirmemiz lazım. Ama geri kalan 11 ayda istediğimiz gibi davranabiliriz gibi bir algı en azından pratikte ben insanlarda, toplumda görebiliyorum. Böyle bir algı ne kadar geçerli, ne kadar doğrudur? Ya da o böyle bir algının ortaya çıkaracağı ne gibi sonuçlar vardır hocam? Bir kere böyle bir pozisyonun ortaya çıkmış olması İslam'ın öngörmüş olduğu ibadet esprisiyle taban tabana zıt bir durumdur. Neden? Hani sohbetimizin başında ibadet kavramı üzerinde Eyvallah. durduk. Bakın çok kısa bir ayet. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى Hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. yakın. Yani Yani Rabbine sana ölüm gelinceye kadar ibadet etmeye devam. Şimdi bir hadis-i şerifte de bu ayeti açıcı mahiyette Resulullah'a sormuşlar. En faziletli ibadet hangisidir? Çok kısa bir cümle. اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Az da olsa en sürekli olandır. devamlı olan. Evet. Heh, şimdi devamlılık ibadette esas olduğu için Ramazan'daki ibadetin yoğunluğu aslında biraz da yılda bir aylık bir süre içerisinde ibadette biraz zirveye doğru tırmanma, yoksa normal olması gereken ortalama seviyeyi terk etmek değil. Seviyenin üzerine Seviyenin çıkabilmek. üzerine çıkmak, çünkü o ibadet ve abidler açısından olağanüstü bir süreçtir. Ve muhtemelen o ruhla Evet. bir 11 ay daha hayatımızı idame ettirebilmek. Aynen söylediğiniz gibi, yani o Ramazan'ı çok iyi yaşayan bir insan normal ortalama seviyeyi de yukarıya çekmiş olur. Ya bir sonraki yılının ortalama seviyesi bir önceki yılının ortalama seviyesinden daha yüksek olur. Evet. Hani Hazreti Peygamber'in men istevâ yevmâhu fehuve mağmûn var ya, iki günü bir olan aldanmıştır. İki yılı bir olan da zaten iki günü bir olan aldandığına göre iki yılı bir olan da aldanmıştır. Dolayısıyla Ramazan ayı burada bir yerde ibadet trendinde bir lokomotif görevi yapıyor. Yani ileri bir merhaleyi hedef gösteriyor. Dolayısıyla o 11 yıl zaten onun arkasında vagonlar gibi, katarlar gibi ileriye doğru hamle yapıyor. Akacaktır, Çünkü gidecek. hayat bir bütündür. Siz Ramazan'ı diğer 11 aydan tamamen kopuk ve farklılaşmış olarak görme imkanımız yok. Yok. Ancak onu lokomotif olarak koyarsak, o ne kadar güçlenirse, ne kadar donanımlı hale gelirse, onun arkasındaki sistem de daha bir ileri aşamaya gitme imkanına kavuşur. Yani Mustafa Hocam 11 Evet. ay günah işleyip yatıp gezip 12. eğlenip ayda. 12. ayda torbamızı doldurup cennete gideceğimizi düşünmek, Allah'ın rızasını kazanacağımızı düşünmek çok sağlıklı görünmüyor, çok inandırıcı gelmiyor. Doğru mudur? Evet. Yani aslında buna tırnak içinde bir acarlık olarak bakmak lazım yani diye düşünüyorum. Yani ben onu şöyle de tanımlıyorum doğrusu. Allah'la biraz al gülüm ver gülüm ilişkisi kurmak. Yani karşılıklı böyle şey ilişkisine doğru dönüştürmek. En başta belirttik. Yani bizim statümüz kul olma statüsüdür. O Allah'tır ve yücedir ve o ibadete layık olduğu için bu ibadetimizi bizim sürekli kılmamız lazım. Buna onun değil, bizim ihtiyacımız var. Yani hani bir şey vardır, İsmet Özel'e aittir, namaz insanı kılar diye bir şey. İbadetler insanı kılarlar aslında, bir yere doğru getirirler. Buna bizim ihtiyacımız vardır. Çünkü mesela dışarıda hani ibadetlerde anlatırken, özellikle namazda anlatırken şunu söyleriz. Günde 5 vakit kılıyoruz. Allah bunu insanlara eziyet olsun diye vermemiştir. İnsan çünkü günde o kadar çok değişir ki, kalp diyoruz. Bütün değişmelerin merkezi, sabahtan öğleye, öğleden ikindiye kadar çehremizde, düşüncemizde, her şeyimizde, güzergahımızda değişimler olabiliyor. Biz kendimizi aslında yeniden o yola, yeniden o güzergaha bu ilişkiyi kurarak getirebiliyoruz. Ve işte ayağımızı sabit kıl meselesi, sırat-ı müstakim meselesi budur biraz da. Şimdi buradan şuna geleceğim doğrusu. Hocam belirtti, ibadetlerde süreklilik esastır. Yani Ramazan'ı bitirdiğimiz gün, ertesi gün bayrama ulaştığımızda artık 11 ay sen sağ ben selamet diye bir şey yok. Bu anlamda işte ertesi gün yine sabah namazından başlayarak devam edeceğiz. Hiçbir şekilde namazın hepimiz biliyoruz. Efendim böyle pazarı, cumartesi, hafta sonu, hafta içi böyle bir tatile hiçbir şey yok. Bütün müminler bunları yerine getirirler. Burada yalnız önemli bir noktaya da temas etmem gerekiyor. Buyurunuz. O da şu, hocam belirtti, burası çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela
üç aylarda ibadetlerini artırıyor. Namazda ibadetlerini artırıyor. Hı hı. Şimdi şöyle yapmıyor. Orada ibadet edip de diğer aylarda bırakmış olmuyor. Bizde ise özellikle teravih namazları, işte kandil geceleri, bunu biraz kandil geceleri de doğru genişletebiliriz. İşte bunlar da ibadet edince diğer zamanlar biraz daha hani boşlamak, gündelik hayata dönüvermek gibi bir tutum hakim oluyor. Bunları bırakmak lazım. Ama öte yandan şöyle tavırlar da var. Böyle bir zafiyet, böyle bir yanlışlık oluyor diye mesela kandil gecelerinin tümünü iptal eden ya da teravih namazını tümünü iptal etmeye çalışan anlayışlar da gelişiyor. Bunları da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ben bir adam teravih namazını öyle insanlar çok geliyor. 30'unu da böyle kılıyor. Camiye gidiyor, kılıyor. Bu insanlara bizim şunu anlatmamız lazım. Eğer diğer ibadetlerini, farz namazlarını yerine getirmiyorsa, sadece onları yerine getiriyorsa, bak bunu yapıyorsun ama onları da yapman gerekir diyerek oradan oraya bir geçişlik sağlamış olmamız lazım. Yoksa bu kıldıklarının hiçbir anlamı yok farzları kılmıyorsun dediğinizde. Bu tartışma da şöyle oluyor zaman zaman. Bazen mesela 2-3 sene önceydi galiba, böyle teravihle ilgili yine bir tartışma vardı. Bakıyorsunuz bu tartışmadan sonra saflarda biraz azalma oluyor. Yani bunun çok oluyor mu gerçekten? Evet, gerçek. Evet. Bunu yani gözlemlediğimiz şeyler oldu. Hani bunlar yanlış şeyler. Evet. İnsanlar onu belli bir bilinçlikle kılıyorlar. Teravihe özel önem veriyorlar. Onların bu verdiği önemi, bu iştiyaklarını söndürmeden diğerlerine doğru aktarmamız lazım. Kandil geceleri için de geçerli. Kandil gecesinde adam geçiyor, iyi niyetlerle orada Allah'a ibadet ediyor. Ama bunu bir fırsat verip devam etmemiz, ettirmemiz lazım geliyor diye düşünüyorum. Onlar da aslında sosyolojik anlamda baktığınız vakit bir hafıza zinciri olarak din evet. dediğinizde o hafızayı canlı tutan eylemler olarak da algılanabilir. Tabii, tabii. Yani ibadetlerin böyle bir boyutu da var. Bu tür uygulamaların, dini uygulamaların, dini ve kültürel uygulamaların böyle bir hafızayı canlı tutmak gibi, bir sonraki nesillere aktarmak gibi bir fonksiyon icra ettiğini söyleyebiliriz.